Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın duyurmuş olduğu yeni kamera arayüzünü test edeceğiz. Test etmeden önceki sürüme bir bakalım. Evernote'a niye girdiysem. Mavi bir topumuz var şurada. Kaydettiğimiz zaman kırmızıya dönüyor. Şu an fotoğraf çekiyor. Basılı tuttuğumuz zaman video çekiyor. İşte silebiliyoruz, başlık ekleyebiliyoruz, gönderiyoruz. Flash ikonumuz böyle. Hızlıca flash ayarlarını yapabiliyoruz. Ayarı dediğim açma, kapama, otomatik vesaire. Ön arka kamera geçişi mümkün. Şimdi yeni arayüzü deneyelim. Beta şu an. Ben indirdim. Dosya yöneticisinden yükleyeceğim. Dosyayı yükleyebilmek için izin vermeniz gerekiyor. Hani bilinmeyen kaynaklara izin verirseniz yükleyebilirsiniz. Şu anda beta sürümünü yükledik. Bakalım neler değişmiş. Kameraya giriyoruz. Çok daha estetik, modern bir arayüze karşımıza çıkıyor. Kamera kontrol tuşumuz beyaza dönüşmüş. Maviydi önceden. Basıldığı zaman kırmızıya dönüşüyordu. Ve bize gelen fotoğraf, videolar ve kendi çektiğimiz fotoğraf ve videoları şu üst şeyde görebiliyoruz. Ön arka geçiş ikonu değişmiş. Flash ikonu değişmiş. Çok daha estetik olmuş. Şu olay benim çok hoşuma gitti. Timeline gibi böyle. Mesela geçen sene. Ben bir kare diyelim. Gönderelim. Tekrar giriyoruz. Basılı tutup çekmeye başladım. Bunu da gönderdim. Başlık ekleyin. Şöyle başlık ekledik. Anında gönderdi. Çektiğim bir şeyi tekrar iptal edebilecek miyim? 2 saniyelik çektim. Geri yaptığım zaman iptal ediyor. Şurada bildirim gelmiş. Daha değişik bir şekilde. Flash açık bir şekilde çekelim. Çalışıyor. Otomatik çalışıyor. Şu an arayüzde herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki timeline benim çok hoşuma gitti. Ufak galerimiz. Biraz önceki çektiğim video. Ona tekrar giriş yapabiliyorum. Bana önceden gönderilmiş dosyalar. Şimdiki dosyalar. Beyaz büyük tuşumuz ve bu beyaz ve sade çekici tasarım. Daha doğrusu arayüz benim daha çok hoşuma gitti. Önceki WhatsApp birazcık şeydi yani, mavinin huzuruyla içimizi yıkamaya çalışıyorlardı ama o kadar da çok cezbedici gelmemişti. Şimdi birazcık daha iyi olmuş. Bakalım daha neleri değiştirecekler WhatsApp'ta. Ben de heyecanla bekliyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer WhatsApp'ın yeni kamera arayüzünü test etmek istiyorsanız size dosyayı atabilirim. Şu an beta zaten. Onun dışında videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum.